Tekrar merhabalar. TEDx ailesi, TEDx ekibi. Ben neredeyse kadrolu eleman gibi çalışıyorum artık. Ama çok keyif alıyorum çünkü gençlerle birlikte olmak ayrı bir dinamizm, ayrı bir güzellik veriyor. O bağlamda bu zor günleri geçiren insanoğlunun her ne şartlarda olursa da olsun bir şekilde diğer insanlara dokunabilmek için TEDx ekibinin, Bey Mahallesi'nin bulmuş olduğu bu çözüm de oldukça şık, oldukça güzel bir şey. Öncelikle hepsine teşekkür ediyorum. Edison ampulü bulduğu zaman bazıları sevinmişti, bazıları da çok üzülmüştü. Üzülenlerden biri mumculardı. Çünkü mumcular ampul bulununca, bu teknoloji keşfedilince işlerini kaybettiler. Ve bu bağlamda da Edison'dan hiç hoşlanmadılar. Yine Edison'dan hoşlanmayan bir kişi vardı. Tesla onun problemi kişisel bir problemdi ama teknolojiyle çok bir problemleri yoktu. İkisi de aynı kafada düşünebiliyorlardı. Fakat Edison'ın ampulü bulduğunda sevinen bir kesim daha vardı, balinalar. Çünkü bu teknoloji onların hayatta kalmasını sağlayan bir teknolojiydi. Fakat bugün hayatımızın her noktasına gelen bu teknolojiyi ve hayatımızı değiştiren bu teknolojiyi Edison'a borçluyuz. Bununla birlikte belki çok önemli bir teknolojik buluş gibi görünmese bile ama hayatımızı değiştiren çok basit bir buluş yapılmıştı, bir teknoloji geliştirilmişti. Kibrit teknolojisi. Tabii kibrit teknolojisi bulunduğu zaman insanlardan bazıları buna sevinmişti ama üzülenler de kavak ağaçları olmuştu. Çünkü kibrit yapabilmek için kavak ağaçlarına ihtiyaç vardı. Tabii kibritçiler bu işi yaparken kavak ağaçlarını tüketiyorlardı fakat bir şey daha yapıyorlardı. Sanayide kullandıkları işçilerin hemen hemen çoğunda o dönem kullanılan teknolojiden dolayı hepsi çenelerini kaybetmeye başlamıştı. Çene kanseri diye bir kanser ortaya çıkmıştı. Fakat ne zaman ki kibrit teknolojisi değişmeye başladı ve özellikle piyasaya bu bildiğimiz çakar çakmaklar çıkmaya başlayınca da kibrit teknolojisinden kurtulmaya başladık. Tabii buna da bu teknolojik değişme de kibritçiler çok hoşlanmadı. Ama şu an her yerde gördüğünüz bu çakmakları kullanarak kavak ağaçlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Ve ne mutlu ki, ne mutlu ki ülkede ki bizim ülkemizde kibrit üreten fabrika sayısı çok çok azaldı. Yani ağaçlar bu sayede biraz daha fazla yaşama şansını yakalamış oldular. Napolyon dünyada kabul edilen büyük asker dehalarından biridir. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'e sorduklarında Napolyon'u nasıl bilirsin diyerekten o da demiştir ki onu tarih yadırgayacaktır. Bugün Napolyon topraktan kalkıp aramıza gelse ve ona sorsak bu savaşı kazanabilmek için çünkü Rus Savaşı'ndan sonra Napolyon iktidarını kaybetmişti. Desek ki ona hangi teknolojiyi bugün istersin? Bize diyeceği teknoloji şuydu. Konserve teknolojisini bana verin, Rusya'yı alayım diyecekti. Çünkü onun olduğu dönemde o şunu biliyordu ki ordu midesi üzerinde yürüyordu ve o lojistik deha olarak kabul edilen Napolyon ordusunu besleyemediği için daha Rusya'ya giderken Moskova yollarında darmadağın olmuştu. Geldiğinde de zaten iktidarını kaybetti ve hapishaneye düştü. Bazı teknolojiler vardır ki o kadar küçüktür ama hayatımıza öyle dokunuşlar yapar ki hem devletleri değiştirir hem de toplumların tarihinde müthiş bir devinim sağlar. Yine bir teknoloji vardır ki bazen ölümdür bu teknoloji ama bazen de size barışı getirir, bolluğu getirir. Mesela yeşil devrim diye bugün bildiğimiz ve karnımızın doymasını borçlu olduğumuz bir teknoloji var. Gübre teknolojisi, sentetik gübre teknolojisi. Bugün ne kadar da eleştirsek, yapsak da her tür televizyon kanallarında onu yerden yere vursak da bu teknoloji olmasaydı şu an evimizi açtık. Ki bu teknoloji 100 yıl önce bulundu. Bu teknoloji bulunurken de şu yapıldı. Birinci Dünya Savaşı bitmişti. Dinamit fabrikaların hepsi boş kalmıştı çünkü savaş yoktu ortada. O zaman dediler ki bir akıllı çıktı, bir teknoloji geliştirdi. Ya dedi ki bu dinamit fabrikalarında ben sentetik gübre üretebilirim dedi. Bu defa o savaş ve kan üreten fabrikalar bir anda bolluk ve gıda üreten fabrikalara dönüştü. Yani teknoloji yine bizi kurtardı.
Ve insanlık tarihine baktığımızda o kadar çok teknoloji ortaya çıkarttık ki bunların bazıları çok basit ama hayatımızı değiştiren teknolojilerdi. Biri tekerlekti, biri ateşti, biri baruttu, biri matbaaydı, biri yazı teknolojisiydi. Ama bir teknoloji ortaya çıktı ki bugünlerimizi alt üst eden bir teknoloji oldu. Acayip bir devrim oldu. Buna da buhar makineleri teknolojisi dedik. Bugün fatura, elektrik faturaları geldiği zaman hepiniz yakınırsınız. Ya bu nasıl bir fatura? Bu faturayı kim ödeyecek diye ve birimi okuduğunuzda birimin sonunda kilowatt diye yazar. Kilowattı bulan kişi yani James Watt kendi makinesi olan buhar makinesine tarif edebilmesi için bu birimi verdi. O onu buldu. O makinelerden çok para kazandı. Biz hala onun bulmuş olduğu birimin karşılığında bir fatura veriyoruz. Ve buhar makinesi bulunduktan sonra başka başka yeni şeyler de çıktı. Elektrik bulundu, petrol bulundu ve bugün geldiğimiz dünyada dijitalizm diye bir şey çıktı. Şu an bütün kurumlar dijitalizm propagandası yapıyor. Ama bunu bize söylerken dijitalleşmeyle birlikte söylüyor. Onun için şu an aslında insanlık olarak bir ince bir çizgide yürüyoruz. Bir sırat köprüsünden geçiyoruz. Janjanlı bir ambalaja sarılmış bir dijitalleşmenin perde arkasında yaşanan bir dijitalizm olduğunu büyük ihtimal 20 yıl sonra hepimiz anlayacağız. Şimdi niye anlayacağımızı size anlatayım. Teknoloji öyle bir şeydir ki size ne kadar üremeniz gerektiğini de söyler. Yani ne kaç çocuğunuz olsun, 10 tane mi, 1 tane mi, 2 tane mi? Bunu siz karar vermezsiniz. Teknoloji karar verir. Ve teknoloji de karar vermiştir. Ta ki insanlık 1700 yılına gelene kadar dünyanın nüfusu aşağı yukarı 300 milyon civarıydı. Ki eski atalarımızın nüfusu da 15 milyondu. Yani İstanbul'un nüfusundan daha az bir nüfustu. 1700 yılına geldiğimizde biraz önceki James Watt buhar makinesini bulunca üretim bir anda bollaştı. Bollaşınca insan gücüne ihtiyaç duyuldu. Üretim bollaştı, bir de tüketici lazım. O zaman dendi ki hadi üreyelim. Ve 1700 yılından bugüne gelene kadar milyar milyar kez büyüdük. O kadar kalabalıklaştık ki bugün geldiğimiz rakam 7 milyar. Ve bundan sonrası için yeni öngörüler ortaya çıkmaya başladı. Ve ilk kez 2 ay önce Birleşmiş Milletler dedi ki gelecekte insan nüfusu artmayacak. Çünkü dedi teknoloji insan nüfusunun artmasını artık istemiyor. Çünkü artık insan gücüne ihtiyacım yok. Sanayi öyle bir hale dönüşüyor ki, sanayi 4.0'la bu gerçekleşiyor. Artık fabrikada çalışacak insana ihtiyacımız yok. Sadece belli bir asgari ücretle insanlara para verip evinde besleyebileceğimiz bir kitle yaratılmak üzere yeni bir kurgu ortaya çıkıyor. Yani teknoloji öyle bir şey ki size ne zaman ne yapacağınızı da söylüyor. Ülkeler bazen teknolojiye savunma için de ihtiyaç duyarlar. Ordu kurmak için size adam lazımdır. Onun için de ne kadar çok bireyiniz varsa o kadar güçlü orduları bir araya getirebilirsiniz. Ama bugün ona da artık ihtiyacımız kalmadı. Çünkü robot teknolojisi öyle bir hızlı gelişiyor ki artık insandan bir asker yaratmaya gerek yok. Bugün İHA'lar, SİHA'lar, insansız uçaklar, insansız tanklar, insansız araçlar her tarafı kaplamaya başladı. Ve savunma sanayinin de artık insana ihtiyacı olmadığından sonra dolayı teknoloji bize şunu söyleyecek. Kardeşim yeter artık üremeyin. Ve teknoloji şuna karar verdi. İnsanın yerini alabilecek yeni makineler yaratıyor. Bunlardan en büyüğünü zaten ekranda gördüğünüz firma geliştirdi. Köpekler yaptı. Burada gördüğünüz gibi robotlar yaptı. Artık hem savaşta hem barışta, hem fabrikada, hem ev hizmetlerinde bizimle birlikte yaşayabilecek ve bunun ötesinde insanın görevini alabilecek yeni yeni robotlar, yeni yeni teknikler ortaya çıktı. Bu videoyu 2 yıl önce öğrencilerime gösterirken Antepli 2 tane kız öğrencim yan yana otururken aralarında konuşmaya başladılar. Dedim ne konuşuyorsunuz? Hocam dedi, bunu dedi eğer gelirse dedi biz evde kalırız dedi. Ya dedim ki bu sizin çeyizlik malzemeniz. Bundan korkmayın.
Artık bundan sonra çeyiz olarak böyle bir cihaz alacaksınız. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Ve en güzeli dedim, evde kalmayacaksınız. Bu makine sizin kaynananızın yapacağı en iyi lezzetli yemekleri eşinize sunmanızı sağlayacak. Sadece buna reçete gireceksiniz. Bazen reçeteye de girmenize gerek yok. Bu cihaz zaten kaynanayı seyrederken o yemek reçetesini de kendi kendine öğrenip hazırlamış olacak. Dedim bundan korkmayın. Bu çeyizlik malzeme. Siz iki slayt sonra göstereceğim cihazdan korkun. O zaman siz evde kalacaksınız. Peki teknoloji bizi nereye doğru itekliyor? Yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Artık insanlar evde yemek yapmak istemiyor. İlk kez 5 yıl önce dünyada evde tüketilen yemek miktarıyla dışarıda tüketilen yemek miktarı eşitlendi. Bu şu demek, insanlar artık küçük mutfaklarda hazır veya biraz önceki robotun hazırlamış olduğu yemekleri yemek istiyor. Teknoloji bizi bir yere doğru itekliyor. Ve öyle bir itekleme yapıyor ki bundan sonra üzerinde düşündüğümüz teknoloji şöyle bir şey. Yukarıda bir yapay zeka, altında bir bulut sistemi. Siz sabah evden çıkarken size takılmış olan bir çip ya da kolunuzdaki şu an hala çoğunuzun kullanmış olduğu akıllı saat sürekli sizin vücudunuzdan bilgi alıp buluta gönderecek. Bulut bu bilgiyi yapay zekaya gönderecek. Yapay zeka diyecek ki, bugün Mustafa sabah kalktı, vücut metabolizmasının durumu şu, A vitamini fazla, C vitamini eksik ve bugünkü takvimine göre bu adam spor yapacak veya şu toplantılara girecek. O zaman buna bir menü hazırlayın diyecek. Siz günlük hayatınıza devam ederken yapay zeka bulut vasıtasıyla sizin hiç haberiniz olmadan evdeki buzdolabını kontrol edecek, evdeki robotlarınızı kontrol edecek. Biraz önce gördüğünüz robota şunu söyleyecek. Bugün Mustafa'nın orta düzeyde bir performansı var. Akşam o geldiği zaman ona bir kuru fasulye yap ama kalorisi çok yüksek olmasın çünkü bugün orta düzeyde bir yaşam yaptı. Ve buzdolabına diyecek ki stoklarını kontrol et ve marketten de sipariş ver çünkü yumurta sayısı azalmış olabilir. Öyle bir dünya şu an kuruluyor ve özellikle de bu teknolojiyi akademisyenler o kadar çok geliştirmeye başladılar ki yakın zamanda hayat bizi böyle ilginç bir noktaya doğru iteklemiş olacak. Biraz önce söylediğim iki öğrencimin evde kalmasına sebep olacak teknoloji bu. Çünkü Japonya'da hem erkekler hem de kızlar artık evlenmiyor. Bu tek yaşama oranı %40'lara doğru gitmeye başladı gençler arasında. Çünkü yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Yeni çağda, yeni düzende insanlar, gençler bir insanla ömür boyu geçirmek istemiyor. Onun derdini çekmek istemiyor. Onunla her gün aynı sohbeti yapmak istemiyor. Hayat şartları çok maliyetli olduğu için o sorumluluğu almak istemiyor. Ya bir de çocuk oldu, hadi bunun da istikbalini düşüneyim gibi bir dert de çekmek istemiyor. Onun için de Japonya'da insanlar artık, gençler özellikle, bir tabletle evleniyor. Veya tabletle evlenmiyorsa bile bir tabletle evinde hayat geçiriyor. Onunla sohbet ediyor, biraz teknoloji de gelişti. Hologramlarla uğraşmaya başlıyor. Ve bu yeni yaşam tarzı aslında aile yapılarını da Japonya gibi ülkelerde değiştirmeye başladı. Bu yavaş yavaş büyük ihtimal bu taraflara doğru da gelecek. Bu ne demek? Evlilik müessesesinin artık değişmesi veya ortadan kalkması demek. Evlilik müessesesi kalkarsa nüfusa da ihtiyaç yok demek. Zaten gelişen dünyada değişen teknolojiyle çok fazla insana da ihtiyaç yok. Bu ne demek? Yeni bir dünya düzeninin de yavaş yavaş teknolojiyle birlikte önümüze doğru geldiğini gösteriyor. Asıl teknolojinin hayatımıza dokunacağı şey bu. Neuralink. Elon Musk yeni bunu geliştirdi. Bu bambaşka bir şey. Bu bizi alıp bambaşka bir yere götürecek. Aşı vurulmaya başladığı zaman toplumda nasıl bir reaksiyon vardı? Ya bize çip mi takıyorlar? İşte bizi birileri kontrol mü etmek istiyor? Şu an o teknoloji elimizde yok. Yani aşıyla verilecek bir çip elimizde yok. Ama şu var, Neuralink var. Neuralink ilk kez insanla makineyi, bilgisayarı bir anda çalıştırabilecek bir teknoloji.
Müthiş bir şey. Ve daha ilk adımları atılıyor. Bu adımlar daha çok adımlar olarak ilerlemeye gittiği zaman bambaşka bir dünya, bambaşka bir insan modelini de görmüş olacağız. Ve bu cycle'ı, yani bu zinciri de hiç unutmayın. Bunun adı Sanayi 4.0. İçerisinde anlattığım her şeyin bir parçası var. Yapay zeka var, robotik var, o var, bu var vesaire bir şey var. Her şey var. Bir tek bir şey yok, insan yok. Çünkü Sanayi 4.0 zaten insana karşı geliştirilmeye çalışılan yeni bir sistem. Ve yıllar sonra Merkel'i hatırlarken kimimiz iyi hatırlayacak, kimimiz de kötü hatırlayacak. Çünkü bu proje Merkel'in projesi veya onun lanse etmiş olduğu bu proje. Ve gelecekte emin olun bunun bedelini insanlık olarak hep beraber ödeyeceğiz. Şimdi geldik asıl soruya. Masumiyetin sona ermiş olduğu ve seçim yapmamız gereken bir döngüden geçiyoruz. Bu filmi hatırlarsınız. Size iki hap uzatılır. Biri mavidir, biri kırmızıdır. Bu hap öyle bir hap olarak size verilecek ki aslında bu hapı yutmaya başladık. Hepimiz alıyoruz bunu. Ufak ufak dozlarla alıyoruz. Buna dijitalleşme ve bunun bir sonraki aşaması olan dijitalizm. Bir kelimenin arkasına izm koyarsanız o bir rejim anlamına gelir. Kapitalizm, komünizm, neoliberalizm gibi. Yeni bir terminoloji gelişiyor. Buna da biz dijitalizm diyoruz. Geçen yıl pandemide evde otururken sevgili Simon, Colin ve Vural'la birlikte bu konuyu çok düşündük. Çünkü pandemi döneminde dijitalleşmeye öyle bir alıştık ki Zoom diye yani pek çok online program kullanmaya başladık. Pek çok programı şu an tartışır hale geldik. Ve ufak ufak aslında dijitalleşmeyle birlikte dijitalizmi de bünyemize almaya başladık. Ve bu makale basıldıktan sonra çok ilginç yorumlar gelmeye başladı. İlk kez dijitalizmle dijitalleşmeyi kıyaslayan ve Covid dönemiyle bunu ilişkilendiren ilk makalelerden biri bu çıktı. Ve gerçekten biz yazarken korktuk. Başımıza, yani başımıza gelecekle ilgili, ne gelebilirle ilgili. Ama şunu söyleyeyim, çok güzel günler insanlığı çok fazla beklemiyor. Niye biliyor musunuz? Bugün Rusya'ya gidip bir televizyon almak istediğinizde Rus devletinin yeni çıkarttığı bir kanun var. Televizyona sadece Rus yazılımlarını yükleyebilirsiniz diyor. Bu şu demek, o cihazı ben istediğim zaman kontrol etmek istiyorum diyor. Veya Çin'e gittiğinizde büyük metropollerde giderken kameralar sürekli yüzünüzde çekim yapar. Ve sizi bir vatandaş numarası ve vatandaş puanlaması yapar. Sizi devlet bir nevi fişler. Ve buna göre de size bir kredi verir. Veya bugün kullandığınız cep telefonları, içinin her tarafı her tür dijital izinizle dolu. Veya çok masumane bir şekilde kullandığımız HES uygulaması, e-nabız uygulaması, o uygulaması, bu uygulaması, her yerde parmak izimiz, her yerde retina okumalarımız, yani bize ait olan, masumiyetimize ait olan hiçbir şey kalmadı. Sosyal medya öyle bir hale geldi ki eskiden sevdiğimiz bir insanın resmini en sır yerlerimize saklardık. Onu kimseye göstermezdik. O fotoğraf birinde olduğu zaman da bir problem çıkardı. Ama bugün geldiğimiz noktada herkesin fotoğrafı sosyal medyanın her tarafında gezer. Herkes her bulunduğu yerde bir selfie çeker. Ve bu hayat ister istemez bizi bir yere doğru götürecek. Ve şu maddeleri okuduğunuzda gelecekte karşınıza çıkacak olan durumları burada tek tek görebilirsiniz. Ekonomi değişecek, devlet yapıları değişecek, gençlerin durumu değişecek, yaşam şekillerimiz değişecek. Eğer bu filmi seyredirseniz bu işin sonunda da in timing denen loading fazına da geçmiş olacağız. Ve son kısım. İnsanlık olarak teknolojiyi oldukça iyi bir yere getirdik. Acayip işler yaptık. Öyle böyle değil. Son belki 20 yılda insanlık tarihinin yaratmış olduğu bilginin %99'unu bu son 20 yılda yarattık. Ama şunu kaçırmaya başladık, dünyayı kaçırmaya başladık. Çünkü dünya sizin düşündüğünüz gibi değişmiyor. Dünyanın da kendi bir denklemi var. Termodinamiğin güzel bir kuralı vardır. Termodinamik der ki,
Dünyada bir noktada, bir yerde denge bozulduğu zaman dünya onu başka bir noktada yeniden denge oluşturur. Ve insanoğlunun da bir özelliği vardır. Toplumlar her zaman en düşük enerji seviyesinde yaşamak ister. Ama biz insanlık olarak nedense burada duramıyoruz ve sürekli toplumlara bir entropi yüklemesi yapıyoruz. Entropiyi dünya kaldırmaz. Bir yere kadar töler eder, sonra kendi dengesini bizim için kurar. Onun için de teknolojiyi kullanırken, bizi değiştirmesine müsaade ederken bu konuda dikkat etmemiz lazım. Çünkü bir başka dünyayı şu an elimizde yok ve bu dünyayla bu teknolojiyi birbirine barışık olarak kullanmamız lazım. O kadar çok teknoloji, o kadar çok gelecekten bahsettik ama şu son 1,5 yılda yaşadığımız şey teknolojiyle vesaireyle çözemediğimiz bir virüsün bizi getirdiği bir nokta ve hepimiz bugün ne kadar da teknolojik olursak olalım bir tane bez parçasına mahkum olarak yaşıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.